Tanrı dünyayı yarattığında erkek ve kadını kendisinin huzurunda yaşayarak onun neşesine paydaş olmak üzere yaratmıştı. Onun tasarısı böyleydi. Ancak biz insanlar ona inanmadık ve buyruğuna uymadık. Bu utanç verici söz dinlemezliğimiz bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı ve erkekle kadın arasındaki uyumu yok etti. Bu söz dinlemezliği biz de sürdürdük. Kutsal yazılarda günah işlemeyen tek kişi yoktur denmiştir. Günah yüzünden insan Tanrı'dan koparılmış ve ölüme mahkum olmuştur. Ama Tanrı sonsuza dek ondan ve onun sevgisinden ayrı korku içerisinde ve ezik yaşamlar sürmemizi istemiyordu. Nitekim nasıl ki İbrahim'in olduğu yerine kurban edilmek üzere bir koç sağladıysa, bizlerin yerine ölmesi için de İsa'yı gönderdi.